Hepinize merhabalar ben Orhun Kayat ve bugün karşınıza neden çıkıyorum? Hiçbir fikrim yok desem de inanmayın var aslında bakarsanız ama şundan ötürü benim birazcık böyle bir çok hazırlıklı bir biçimde çıkamadığım bir video oluyor bu video. Neden? Çünkü çok yoğunuz. Gerçekten multiplayer tarafında işler iyice birikti. Yeni çıkan oyunlar falan da var bir yandan. Onlara da bakmaya çalışıyorum ama onlara da fazla vakit ayıramadığım için hani ne onlara doğru düz bakabiliyorum ne çıkıp şöyle güzel bir video... E, çekebilmek için size sizinle bir sohbet yapabilmek için manalı bir şeyler bulup ona hazırlanabiliyorum. İki arada bir derede kaldım. Biliyorsunuz multiplayer tarafında şimdi bir de Balkan Kupası da başlayacak. E, önümüzdeki hafta içerisinde sürekli bir e, çekim ve kurgu içerisinde olacağız. Ya e, bakalım Multiplier'daki videolar nasıl etkilenecek bundan onu dahi bilmiyoruz. Bayağı böyle bir bilinmezlik içerisindeyiz. Dinlenmek için sahip olduğumuz işte hani son hafta sonu önümüzdeki bu Balkan Kupası'ndan evvel gibi gözüküyor. Ve bayağı yoğun bir sürece gireceğiz. Yapmak istediğim bir dünya şey var ve zaten aslında videonun geri kalanında o yapmak istediğim şeylerden bahsedeceğim. Biraz onun üzerinden sohbet edeceğim ve hatta bu soru yani bu videonun yorumlarında aslında sizlerden sorular da alacağım ki işte artık şu yoğunluk geçtikten sonra soru cevap yapabileyim diyim. Ee, en azından şu yolunluğu biraz olsun size anlatabildikten sonra e, neler yapmak istiyorum aslında ve neden bu kadar sıkıştım onları bir söyleyeyim size yavaş yavaş. Şimdi şey var Frostpunk çıktı. Bir saatlik bir video yaptım zaten perşembe günü yayınlandı o videoda. Ee, i̇zlemediyseniz kesinlikle izleyin çok güzel oyun olmuş ve ben deli gibi aslında Frostpunk oynamak ki zamanında şey diye planlıyordu Hani Let's Play'ini yaparım çıktığı dönemde falan diye ama çok kötü dönemde denk geldiği için Let's Play'ini yapamayacağım ama yine de deli gibi oynamak istiyorum ve vakit bulamıyorum. Keşke vaktim olsaydı oynasaydım. Frostpunk bu arada yani oyunla alakalı zaten hani bir saatlik video video izlediğinizde fikriniz çok net oluşacaktır. Ama e, gerçekten de böyle şey yapan, insanı böyle diken üstünde tutan sürekli bir şeyleri efendime söyleyeyim ne dair, dengelemeye çalıştığınız, onunla alakalı ciddi kararlar aldığınız, o kararların birkaç gün sonra sizi tekrar etkilediği, yani oyun içerisindeki birkaç günden bahsediyorum etkilediği bir oyun olmuş. Kesinlikle göz atmanızda yarar var. Resmi çıkış tarihi 24 Nisan ve tam Türkiye satış fiyatını Henüz hala bilemiyorum ama e, ben değeceğini şimdiden düşünüyorum. Gerçekten e, başından bir türlü kalkamadan oynadığım bir oyun oldu diyebilirim en azından bulduğum o aralarda. Yani özetle Frostpunk bayağı baya güzel bir oyun olmuş ve ben deli gibi oynamak istiyorum ve aslında bakarsanız şu e, videoda size bahsedeceğim vaktim olsa oynasam yapsam dediğim şeyler arasında bir numarada yerleşmiş oldu o açıdan. Bir diğer oyunda aslında bakarsanız elime gelen e, Shopkeep Keep. Shop ekip mi demek lazım? ya yani shop ekip diye yazılıyor ama nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Shop ekipin ikinci oyunu önümüzdeki hafta çıkacak. Ki yanılmıyorsam o da 24 Nisan'da çıkacak. Ve e, adamların bir de ambargosu var. Onun da işte birazcık oynama fırsatım buldu. Böyle bir yarım saat, 40 dakika, bir saat falan gibi böyle e, araları sıkıştırıp. E, oyun zaten baya grinding üzerine. Yani sürekli olarak belli bir şeyleri yapmak üzerine. Ve oradan para kasmak. Ondan sonra daha işte iyi eşyalar toplamak vesaire üzerine olduğu için. Çok da vakit e, yiyen bir oyun. Çok da fazla oynayamadım. Ve dolayısıyla çok da net bir video henüz çekemedim. Zaten çeksem de yayın yayınlayamayacağım 24'ünden evvel. E, ya millet ya millet değil ben de bekliyordum aslında bakarsanız. 20 Nisan'da biliyorsunuz God of ambargosu bitti. Herkes onu beklerken ben de bir yandan Shopkeep'in e, şeyi bitsin ambargosu bitsin de videosunu yayınlayayım, çekeyim, yayınlayayım falan diye bakıyorum. Ama zaten doğru oynamak kısmet olmadığı için video çekecek kadar da henüz elimde şey yok, bilgi yok ki hani bir video yapabileyim o konuyla alakalı. Ama bir aksilik olmazsa yine önümüzdeki hafta ambargos kalktığında hani yapacağım diye kendime böyle bir plan yaptım. Dediğim gibi dinlenmek için sahip olduğum şu son hafta sonunda video çekmekle galiba uğraşacağım. Allah sonumu ayır arkadaşlar. Gerçekten bazen fiziksel olarak Yetişmekte işlere güçlük çekiyorum. Yani aslında bakarsanız suçu biraz da ben de gerçekten fazla şeyi sıkıştırmaya çalışıyorum kısa zamana. Ama işte dediğim gibi vaktim olsa bir de Shopkeep ile alakalı bir video hazırlayacağım. Shopkeep 2 ile alakalı en azından. İlkini oynamadım bu arada. Yorumlarda bayağı tavsiye edenler bakar mısın diyenler vardı. Ama yani ikincisinde bile bakmaya vakit bulamazken ilkine nasıl bakacağım siz de beni anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama en azından işte ikincisinin videosu gelecek. Vakit bulmayı istediğim bir diğer şey de aslına bakarsanız God of War. Ulan üçü de oyun çıktı başka ne yapmak istediğime dair çok da şey yapamadım. Ne derler ondan da. bir şey bulamadım galiba ben bu şeyde e, videoda. Ama God of War biliyorsunuz sonuç itibariyle benim ne kadar etkilendiğimi ve ciddi ciddi PlayStation almayı düşündüğümü PlayStation Pro almayı düşündüğümü hatta e, bir yandan ya işte karla karar bilemiyorum arkadaşlar pahalı bir şey ya yani e, gerçekten böyle gidip böyle, tamam lan işte gidiyorum alıyorum falan diyip taktiğe karar verebildiğim bir şey olmadı. İşte e, bir ara böyle bir gaza geldim. Hani hiç fiyatlarına bakmadım tabii ben en başta. E, şey falan Mulan acaba Galo için özel sürüm yaparlar mı bilmem ne olur falan diye yapmışlar ama hayvan gibi pahalı. Yani onun da param yetmeyeceği için sanıyorum ki o topa da girmeyeceğim. Bir şekilde halledeceğim artık yani ona da daha karar vermedim. Önümüzdeki haftalar zaten çok yoğun olacağı için yakın zamanda hani yakın zamanda diyeyim işte bu hafta sonu gidip çat diye alıp oynar mıyım yapar mıyım bir video vesaire falan onu bilemiyorum. Ee, ama yapmak istediğim şeylerden bir tanesi niye PlayStation Pro e, tercih ettiğimi de merak edecekler olursa şeyle alakalı ya. Daha güçlü donanım donanımı olduğu için e, oyun şey PlayStation içerisinden kayıt almak da daha kolay oluyor ve daha kaliteli daha yüksek kaliteli görüntü alabiliyorum. E, o yüzden PlayStation Pro'yu seçmeyi tercih edeceğim gibi gözüküyor. Birazcık da hani açıkçası bu kanal yaptım içerikler şimdi God of War oynadıktan sonra PlayStation'ı bir köşeye atmayacağımı tahmin ediyorum eğer ki alırsam. diğer işte Detroit'ler, efendime söyleyeyim Spider-Man'ler vesaireler bunlara da göz atmayı hani bir yandan istediğim için böyle bir tercih etmekte yarar var. çünkü 4K televizyonum da yok aslında bakarsanız ama düzgün kayıt alıp elimde oyun görüntülerini en azından videoya dökebilmek adına işe yarayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. PlayStation Pro'nun daha iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. İşte yani vaktim olsa aslında bir PlayStation alıp God of War'da oynayasım var diyebilirim özetle. Ee, ya bilemiyorum artık yani nasıl olacak bu işler tamamen işte. Ya bu işin maddi kısmı da var. Ya bu arada maddi kısımlarından hep ben böyle yakındıkça insanlar şey falan diyorlar. Hatta öyle bir e, ta, şey de aldım. Neydi onu teklif de aldım abi ben sana yollayayım falan diye çok teşekkür ederim arkadaşlar o tip şeyler için hani e, bu şey bu işte ya çok pahalı ağlamaları sizden destek çıksın diye yapılan ağlamalar değil zaten beni iyi kötü tanıyorsunuz eğer ilk kez bu videoyla görmediyseniz o değil mevzu e, genel olarak hayata benim isyanım e, dolara isyanım vesaire vesaire oyun fiyatlarına isyanım. Diyebilirim, ee, yani sizden bir şey beklediğim için değil lütfen. Ha, tabii şey var. Gerçekten çok doluyorum böyle bir teklif geldiği zaman düşünmeniz yeterli. Ama şu ana kadar zaten sizden Ya bir gün gelecek belki işte hani yaptım. İşler işler dolayısıyla belki Patreon ya da işte ne bileyim bağış sistemi ya da ne bileyim işte Twitch'te olduğu gibi subscription sistemi falan gibi bir şeyler gelirse öyle bir şeyler kullanabilirim. Hani hiçbir zaman bunu kapıyı kapatmıyorum. Hiçbir zaman yapmayacağım falan demiyorum ama bugüne kadar şimdilik almadım. E, o, o gibi konularda nasıl ilerleyeceğimi aslına bakarsanız gerek beraber karar vereceğiz gibi bir şey olacak gibi geliyor bana ama e, o tip konularda nasıl bir e, şey izleyeceğim, politika izleyeceğim? Çünkü bir takım prensiplerim de var. Zaten o prensipler dahilinde sizden maddi değeri yüksek olan şeyleri kabul etmiyorum. Yine kitap yollayan arkadaşlar oldu zaman zaman. Efendime söyleyeyim. Geldiğinde böyle işte tespih hediye eden, arka, hediye, hediye eden arkadaş oldu. Ufak tefek böyle hatıra şeyleri hediye edenler oldu. Onları tabii ki geri çevirmedim yüz yüze olduğum zaman. E, ama yani genel olarak böyle maddi anlamda ağır olan şeyleri sizden kabul etmiyorum. Konu niye buraya geldi buradan bilmiyorum. Ha PlayStation 4'ü geldi. E, tekrar oraya dönelim. Yani. Özetle böyle e, maddiyatından ağlamaması sebebi gerçekten hayatın pahalılığını ötüyor. Sizden destek bek, yani bugün için en azından sizden böyle bir destek beklediğimden ya bir işte bir efendim vardır sizde bir yollayın falan demeye getirdiğimden değil yani. Diye de burada aslında yeri gelmişken bunu da bahsetmiş olayım. Neler saydım? Özetlemek gerekirse işte Frostpunk dediği gibi oynamak istiyorum. Shop ekipin bir videosunu çekmek istiyorum. ki ambargosu kalktığında yayınlayabileyim. Ambargosu olduğunda buradan tekrar hatırlatayım. O yüzden gelemiyor yani hiçbir yerden o video şu an. ve God of War açıkçası oturup oynayayım. Birazcık aslında bakarsanız yavaş yavaş PlayStation'la ya da işte kontrolörle oyun oynamaya da yavaştan hani en azından TPS oyunları oynamaya alışayım falan diye istiyorum ama bakalım. Ee, önümüzdeki Balkan Kupası döneminde deli gibi yoğun olduğumuz için, olacağımız için bunların hangilerini yapmak kısmet olacak bilemiyorum ama e, özetle böyle şeyler söyleyebilirim. Şimdi en sonda da şeyin tekrar hatırlatayım. En başta dedim ya işte bu videonun altında siz sorularınızı da bana e, yollayın. Ben soru cevap dahilinde bir video yapmak düş yani yapmayı düşünüyorum. Daha önce yapmıştım i̇şte 67 sorunuzu yanıtladım. Bilmem kaç sorunuzu yanıtladım diye iki tane video var. Ayrıca bazı soruları daha derinlemesine yanıtladığım bir serim de vardı benim soru cevap kısmında. Onu bir süredir yapamıyordum. Siz eğer bana e, sorularınızı sorarsanız ben hem onları işte daha kısa kısa yanıtları olanları böyle birkaç tane işte atıyorum. Gene 45 tane sorunuzu yanıtladım falan gibi bir video içerisinde yanıtlayacağım. Daha derinlemesine yanıt verebileceğim soruları da ayrı videolar çekip e, yine şey yapacağım. Benim için de beleş içerik olacak e, o açıdan. Yani sizin sorularınıza, sorularınıza yanıt vermek her zaman keyifli oluyor benim için zaten. Hani beleş içerikten de ziyade. Daha böyle etkileşimli bir yana doğru gitme fırsatımız olursa mutlu olacağım ben bu kanalla alakalı gibi gözüküyor. Evet, ee, ulan hiç şeyim yoktu. Ne konuşacağıma dair fikrim yoktu aslına bakarsanız gerçekten. Yani sadece işte önümüzdeki günlerde yapmak istediğim ama vakit bulamayıp, bulamadığım için yapamadığım şeylerden bahsedelim diye düşünüyordum. E, bir dünyada şeyden bahsetme fırsatı gene buldum. E, her zaman gibi videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana en büyük desteği gösterebileceğinizi bir kez daha hatırlatayım. Şimdilik bu kadar benden. Şimdilik benden bu kadar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.